bugün Hocalısoy Kırımlı İstanbul Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin önünde emniyet üyeleri toplandı. Bildiğiniz gibi 1992 25-26'ya bağlayan gece Hocalı'da bir soykırım yapıldı. 613 kişinin cesedini bulduk ama binlerce kişi öldürülmüş oldu orada. Hocalı Türk'ün dinmeyen yarasıdır. Orada bir soykırım yapılmıştı. Bu soykırım yapanların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hüsniye Selim Baba İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Fakültesi'nde bu yıl mutlulukla sebebimiz Kocalı soykırımının 30 yılının tam olmasıdır. Bu öz esrinin en dehşetli facialerindendir. Ona göre bu facialini unutmamalıyız ve ne unutturmamalıyız. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği öğrencisi Aytan Aydarova. Bildiğiniz üzere 30 sene önce yapılmış Kocalı katliamı sadece Azerbaycan halkına değil tüm Türk dünyasına yapılmış bir katliamdı. Ve biz de İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bugün bu kampanyaya yükseldik. Bildiğiniz üzere gençlerin en büyük silahı bugün günümüzde sosyal medyadır. Biz de sosyal medya vasıtasıyla, sosyal medya aracılığıyla Kocalı katliamını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bizden başka burada yani diğer Türk devletlerinden olan arkadaşlarımız da var. Onlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını umut ediyoruz. Herkese çok teşekkürler. Üniversitede kalmak öğrencisiyim, yüksek lisans. Bugün burada toplanmamızın sebebi Hocalı'nın il dönümünden yarışmışıq. Yani ve bunu anlayıp unutturmayacağız. Ve bunu sosyal medya üzerinden bütün beynəlxalq alemde tanıttırmak bütün Azerbaycanlıların borcudur. Bu kadar. Ben Minare Hasan Bey'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesini okuyorum. Hocalı katliamının 30 yıl dönümünü anımsatmak için buradayız. Unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Selamat.